Alişan da Bulsevarolla evliliğinde bakalım orada evde patron kim? Yani, yani de... burada böyle erkekler genelde böyle ev, evde söz sahibi benim benim dediğim olur derler ama günün sonu kadının sözüne gelirler. Evet. Bize tam tersi işte ben söylüyormuşum gibi olur, bize tam tersi. Sizde de tam tersi. Sizde sessiz sakin olan kararı Öyle verir. Ya da sen bin ton laf var. söylüyorsun o kendi bildiğini okuyor. Yok kendi bildiğini okumaz ortak <laughs> bir yerde buluşuyoruz. Öyle şimdi benle beni tanıyan insan bunu bilir çatışmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa. ben bana bir yapana beş zaten, gidiyorum. Yani, çekiyorsun yani. sen tabii, tabii şimdi. O onu bilir yani bir şeyin ise beş gidiyorum ve böyle müdahalem yok. Ama benle tatlı tatlı mesela hani oraya beni getirirsen diye ya, yaptıramayacağın şey yok yani. Çok akıllıca yönetiliyorum yani o anlamda. Kendini bu Tabii. kadar iyi tarif eden az yok, kişi vardır. E, çok doğru söyledi. Bire Onu beş çok gidiyorum. eskiden tanıyorum. 1'e 5 giderim. Yani, yani serayın yok. üstüne giderseniz 10 alırsınız. <laughs> tatlı tatlı giderseniz her, her şeyi şey. yaptırırsınız. Şey. Bir soruda sana gelsin. Sizde evde patro kim, patron kim? patron Vallahi kendim zannediyordum ama ha. bence Reha. Öyle mi? ha değişti. Nasıl değişti? Yani önceleri ben patrondum sanki şimdi o patron hissiyatını. Benim bu konuyu bir daha düşünmem Biz lazım. Yumuşadık da mı? Daha <laughs> Biz yumuşadık galiba ya. Biz yumuşadık. mı? Belki tölere ediyorsun. Belki görmemezlikten mi geliyor? Ne yapıyorsun? Dün de Söyledim. 50'den sonra yumuşama geldi. 50 itibarıyla yumuşama geldi. Geldi değil, değil mi? Geldi geldi. Vallahi öyle. Herkesin 50'yi gören herkesin üstüne gelecek. Ben Müge'nin patron olduğunu düşünüyorum. Yok değişti durum. Değişti mi? Ser, Sen yalnız bir gençleşmişsin, değil. güzelleşmişsin. Ben seni çok iyi gördüm ha. Çok tatlı diyor. Değil. değil mi? Çok evet. teşekkür ediyorum. Vallahi bir iyi, ya. bir Sadece... hoş gördüm. Kocan sana iyi bakıyor Sıcaf demek ki. Kocan sana iyi bakıyor galiba. Hadi o zaman. Hadi Zeynep Demirhal evet. devam edelim. Evet. edelim. Zeynep Demirel de ilginç bir şey söylemiş. Demiş ki evde kararları ben alıyorum <laughs> ama Volkan kendi aldığınız. Aynen Aynı Aynı budur işte. bizim tersiniz onlardan. Vallahi şu an erkek izleyicilerimizden birkaç yorum geldi. Eee Şapkayı çıkarıyor, onlar da doğru söylüyor diyor Volkan hmm. için, yani pardon ee, Zeynep için çünkü bizim evde de hanımın dediklerini ben yok, hayır istemiyorum, öyle olmayacak, ben benim istediğim olacak diyorum ama bir bakıyorum istemediğimi okey demişim, adam demişim <gülüyor> <gülüyor> yapmışım. İstemedim okey demişim. Zeynep bence çok hoş bir kız, çok çok beğeniyorum onu ben. Üçüncüye hamile. Evet maşallah. Hem fıstık gibi Yine hem akıllı biliniyor. hem çok sosyal faaliyetleri olan çok evet. tatlı bir kız. Evet. Volkan'ın ağzından kelime duyamadığımız için çok bir şey şey <laughs> Bir şeyler söylemeye çalıştım anlamadım. Ama olay bitmiş. Ama bıcır bıcır bir karısı var. Bence kararlar rahatlık güzel. Şimdi e, Bodrum'daki e, evlerinden bu görüntü. E, Volkan de Bodrum spor teknik direktörü oldu. Bundan sonra senin gibi Bodrum'da yaşayacaklar. Ay, Bodrum'da yaşasınlar. Bak İstanbul'a geldim ağzım burnum tıkandı yani. Dün dizi çekimine gelmiştim. Ondan sonra böyle şey şey gibi oldum. Bodrum güzel ya. Alıştım hmm. ben. Bodrum yani rahat çünkü havası güzelmiş. Trafik gibi. yok Mesela Mesela... Böyle bir kere böyle acayip bir trafik var burada yani artık yaşanmaz hale gelmiş. Yok. Şey ama yazın yetti. yazın Bodrum'da da trafik oluyor çok fena. Her oluyor. Evet. Temmuz'a sos kötü ama Eylül'de biz bayram ediyoruz. Oh diyoruz rahatladık. Evet. Peki şimdi buradan Zeynep Demirel kızına, üçüncü kızına üç buçuk aylık, 4 aylık Hı. falan hamile. Ee, annelikle ilgili annelik mücadelen o kadar güzel anlatıyorsun ki hanımlar anne olmak isteyenler bunun için çok uğraş verenler lütfen ekran başına çok değerli deneyimleri var Seray'ın ama biz sana bu konuya gelmeden önce bebeklerini bekleyen ilk bebeklerini bekleyen ünlülere gidelim çoğunun da cinsiyete erkek olması ilginç bir tesadüf izleyelim. Ünlüler dünyası bayağı verimli bir dönemden geçiyor. Pandemi evet. yaradı. <laughs> Ar arda arda çocuklar. Ar arda <laughs> arda bir hamileler ve doğumlar. Güzel ama. Evet. Güzel. Çok fazla değil mi? Hepimiz doğurduk evet. yani. Aynen. Evet. Ama seninki başlı başına bir önemli olaydı. Çünkü daha önce o dönemde de programımıza evet. geldiğinde senin ardından o kadar çok mesaj geldi ki mesajlar ortak şu noktadaydı. Efendim 48 yaşında anne oldu Seray. İkiz doğurdu. Birçok çocuğu olmayan kadına umut oldun. Nasıl? Bırakmıştık tedaviyi. Senden sonra yeniden umutlandık diyenler. <laughs> çok insanın oldu. da çocuğu evet. oldu biliyor musun? Tamam. Tamamen tamam. doğal yöntemlerle ve de yani esas önemli olan hep diyorum ya tüp bebek, tüp bebek konuşuyoruz. Tüp bebeğe gitmek bir şey değil. Çünkü 8-10 kere deniyorsun, hormonları alıyorsun. Evet. Psikolojin de bitiyor, kilo da alıyorsun. Ümitlerin kırılıyor, yıkılıyor böyle şey oluyorsun yani. Şu anne olamayacak mıyım tribine giriyorsun. Ama öncesinde kadının kendi bedenini çok güzel doğal içeriklerle hazırlaması lazım. Bunun için de zaten kaç kere söyledim benim çok sevdiğim bir hocam var. O beni e, her dönemimde kurtarmıştır. Sen e, kaç kez tedavi oldun ve sonra nasıl bir yola girdin? Orayı uzun uzun bir anlatsana. Şimdi ben, bak ekran başında bu sesi alır mısın? Evet. 8 kere hmm. falan denedim bir seni. Hatta burada program yapıyordum. Yazık onu feraye ya çok iyi bilir o sırada. <laughs> ben sinir krizlere geçiyorum. çünkü hormonlar acayip sinirli yapıyor seni. Zaten yüksek enerjiliyim. Ondan sonra artık ümitsizliğe kapılmıştım. Ee, çok sevdiğim Deniz Ertem vardır. Bir Mustafa Hocamı bana, yani şimdi isim vermeyeyim burada, doktorumu tavsiye etti. Gittim. Hı. Hı. Çok basit şeyler, ozon, hı hı. hacemat, doğal içerikli şeyler. Hacemat ee, dediğin bildiğimiz hacama. hacemat. Hacemat, tabi ha. tabii. Başka hiçbir şey yok. Hı. Doğal içerikler. işte içinde ne var atıyorum ada çayı, evet. çayı deve dikeni falan filan bunlarla. E, yumurta kalitesini ve sayısını arttırdı. Hatta doktorlar inanamadılar baklar, 0.8'den 1.5-2'ye çıktı. Onu hazırladıktan sonra 3 aylık bir süreçte Ondan sonra denedim. Hı. ben 48 yaşında annem hamile kalmıştı. Hep böyle bir inancım vardı. Dedim ki bir kere daha deneyeceğim olursa olur, olmazsa da olmaz. Aa. Ya vallahi artık hani evet. takdiri ilahi dedim yani. Evet. Ama yani kocam da şey diyor. Bir gün diyor omuzuma yaslandım. Ben anne olamayacak mıyım diye ağladım hey. diyor. Orada çok etkilendim diyor. O da herhalde daha çok bir istekli ama. içine girdi enerji olarak. Hı. Ondan sonra da işte çok şükür Geldi evlatlarım yani Aslında, süreç zor muydu? Zordu. Ne de, kadar süre e, zaman harcadın bu işe? Yani hani, ben sana söyleyeyim 3 ay falan o doğal takviyeleri kullandım. Ama öncesinde sonra... de bir, bir mücadele vardı. Ondan sonra, ondan önce sadece tüp bebek deniyordu. Gidiyordum o, 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 deniyordum. En zorlusu da o tüp bebek süreci. bir kere maddi olarak. Gidiyorsun, maddi olarak da kızlar çok... da var orada bu arada. O kadar Tabii. çok insan evet. var ki sen gidiyorsan bakıyorsun bir sürü genç var. Yani evet. öyle bir şey yok. Yok bir sürü şey de bu arada ne doktorların eline düştüm yani. Yok Çünkü bilmem ne bir yapacağız. Bir para Oraya bir ev yerli var. Dolandırıcıların eline de düştüm yani. Nasıl? Allah korudu yani. Şimdi detay veremiyorum ama başka ama giden tedaviler deneyenler. Yok endos bilmem şey yapacağım deyip karnı bilmem ne girenler falan. Tabi tabi çok şey Allah korudu yani Allah korudu. Çok ciddi anlamda bir ev parası harcadım diyorsun. Rahat. Of. Rahat. Ama sonrasında doğru işte takdir ilahi gene yani. Doğru şeyi, insanla karşı Seray şöyle. çok önemli bir şey söyledin arada ama o cümleyi bir daha tekrarlamanı rica edeceğim. Çünkü çocuk sahibi olamayanların kredi çekerek şartlarını zorlayarak o tüp Yok, bebek Önce kısmında... bedenlerine <laughs> Beden yatırım önemli. yapacaklar. Sağlıklı beslenmemiş. Evet. Bak onun için sağlıklı beslenme uzmanına da gittiğim şey oldu. Orada da tuhaf bir serum bağladılar. İki gün bayıldım kendime gelemedim. Yok zeytin bilmem nesi var içinde Aa. diye. Tabii bu bunlar çok ünlü isimler. Çok ünlü isimler yani. Ve Deli gibi kuyruklar uzağı. var kapılarında. Tabii tabii. Yani şu an kitapları olan, vitaminler çıkaran bir sürü ünlü isim. 100 bin tane test yaptırdılar. İki sayfa bana vitamin verdi. Eczacı dedi ki sen bu vitaminleri alırsan dedi. Ömrün şey, şey, biter. Tabii tabii. Miden gider dedi yani. Mide koruyucu lazım. Anlaşmalı oldukları firmaların vitaminlerini verdiler falan sonra doğru yere geldim. Yani yanlışlardan sonra doğru adrese bir de herhalde çok yani her şeyin başı Allah takdiri evet, ilahi. Tabii. çok Teslim dua oldum, ettim. Çok, önemli bir şey. çok şey. Yani Tüm, çok istedim yani. Tüp bebeği kaç kez denemiştin? Sekiz kere denemiştim. Oo, şu Yücümlüme an ben sekiz düşündüm yükleme. maliyeti. Bu Senin. sene içinde Ya maliyetini çok... geçtim, bedenin gidiyor. Hem yani yani bedenini hırpalıyorsun. Zor bir şey o iyi bir şey değil çünkü hormonlar sonra vücutta yani kansere bile yol açabiliyor. İyi Tabii bir şey ki. değil yani Allah korusun. Ama doğal yani... yolla hamile kalman çok önemli bir şey. İşte burası çok önemli yorumlarda da doğal bu var. Doğal yolla yine tüp bebek yaptım ama vücudumu toparladım. Vücudumu toparladım. Ondan sonra tüp bebek evet. denemesine girdim. Dedim ki bundan sonra yumurta kalitesi şeyi şimdi deneyelim dedik. Bir sakin olduğunda bir taraftan değil mi? Çünkü orada bir yarış bir koşturma Sakinlikten hali. Sakinlikten çok ıı, teslimiyet diyelim. Teslimiyet. Yani. Teslimiyete girdim. Seray 8 denemede yanındaki kişinin de sana dayanması çok zor. Kocam zaten u onları hatırlamak istemiyor. Söylüyor zaten. Yani seni evet. bu kadar sevmesem diyor çekilir dert değildin diyor yani. Hayır çünkü kadına o kadar <laughs> çok hormon yükleniyor ki. kocan değil erkek kardeşim, annem, babam hepsi çok uğraştılar benimle çalışma arkadaşlarım. E çünkü zaten çok yükseğim yani sen böyle bir kadına bir de hormon bastığını düşünsene canavar diyorsun ya işte evet. canavarlaşıyorsun yani. Ee, i̇çimden canavar çıktı Çıkar. diyorsun. Çıkar çok yüksek tepkilerim oldu yani Ama... kontrol edemedim o dönem şimdi çok şükür daha iyiyim yani. Evet. Önce canavar oldun ama canavardan o dönem iki tane melek çıktı. Evet, ay, evet çok. Ay, onlar da küçük minnoş şeylerim benim. Baksana acayip şeyler bu bebeklikleri. Hangisi hangisi sana benziyor? Vallahi ikisi de babalarına benziyor. Tip olarak baba ee, ikisi de. Evet Alya'nın vücudu bana benziyor. Yüzü babasının kopyası fotokopi gibi. Yani yüz kişinin içinde o onun kızı derse. Gamzesi bile aynı yerde. Evet. Karakteri bana benziyor. <laughs> Uçarak gidiyor evde ne yaptığı belli değil. <laughs> Sofya'nın da karakter baba tipte benim tarafıma benziyor Sofya. Yani işte dudaklar, çene çukurları işte şeyler babama benziyor. Sizde Babaanneme ha? benziyor. Eray'ın abisine de benziyor yani benziyorlar. Herkesten birer parça Peki, toplamışlar. özellikle böyle isim seçerken neye dikkat ettim mesela niye Alya ismini koydun? Niye, niye Sofya Niye Sofia? Sofia'nın hmm. ismi belliydi benim eşim işte daha ilk tanıştığımız gün bir kızım olacak adı Sofya olacak diye hmm. konuşmuştuk. Öyle bir vizyon öyle bir rüya diyelim. Ee, yani rüyanda bunu mı gördün? Öyle hmm. bir şey Eray'ın şeydi Sofya Eray'dan gelen bir isim. Hmm. Ondan sonra sofistike zaten çok güzel de bir anlamı var. Bilgelik anlamına geliyor. Evet. Alya Bonus, Alya'nın ismini ben koydum. O da gökyüzü daima yükseklerde ve lider ruhlu demek. O miniğim benim gerçekten uçarak gidiyor böyle şey <laughs> ve o mesela daha sofistike dediğim kızım onu takip ediyor falan. <laughs> ha, böyle şeyler yani Alya'nın ismini de ben koydum. E, A harfi olsun istedim baş harfinde. Neden A harfi? Lider özellikleri daha böyle bir şeyleri başaracak güçlü bir çocuk olsun yani istedim. Kendinde de A var. Evet. E, evet. Sofya Alya diye şey evet. e, o yüzden istedim. O zaman yani. koyduğun isimler de tartışılmıştı. Ay, evet yani. Sofya deden. Rahmetli Hıncalış hiç... dediği Ayasofya gibi düşündü. Ayasofya'yı hızlı okuyayım bak gayet <laughs> daha mis <bir> diyor. <laughs> Şimdi isimler çok değişti çünkü değişik isimler eskiden bizim çok aşina olduğumuz isimler vardı yani bizim şu masadaki isimler de aşina olduğumuz isimlerden ama ünlülerin son zamanlarda çocuklarına koyduğu isimler bakın şimdi sırada Carson'un çocuğuna artık net karar verdiği isimle cinsiyeti de belli olmuş bir isme bakalım sonra isimleri konuşmaya devam edelim. Evet. evet, birbirinden ilginç isimler. Bak, kantan göze de kızlarına kristal adı verdiklerinde çok konuşulmuştu. Kristallerin Sen anlamları çok önemli. Ben şey olarak düşünüyorum çünkü onun bir enerjisi var. Evet. Ee, Kristal güzel, parlak ama kırılgan bir şey. Mesela savaş tanrısı isimleri koyuyorlar. Çocuklar daha doğarken savaşa giriyorlar. Yani ben mesela çocuklara isim koyarken bir pozitif veya onlara iyi bir enerji yükleyecek isimler olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü düşünsen devamlı onunla titreşiyorsun. Doğru, Tabii ki, doğru. kesinlikle doğru kesinlikle söylüyorsun. Anlamı. Ama şey ilginç. Aşil. Aşil işte o da telaffuzu da diyor ki... telaffuzu yani evet çıkıyor Aşil. Hı. Aşil. Tamam. Savaş kahramanı Yunan mitolojisindeki Ano. Aşil. <laughs> Aşil. Tamam benim de aklıma o geldi ilk direkt. Bir de çocukların ileride okulda dalga geçirmeyecekleri isimleri olması lazım yani. Evet. Kesinlikle. Çünkü çocuklar çok acımasız. Tabii. Peki neyle devam edelim? Ee, şimdi bakın şöyle Seray'ın şöyle bir özelliği de var. Ee, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünü bitirdiği için bu konuda Ekonomiyle ilgili her türlü soruyu da evet sorabileceğiniz evet. yetkin. Kafası da o işlere iyi çalışıyor. <laughs> Matematiğim çok iyidir ama ekonomiyle falan iyi. hiç ilgilenmiyorum bu aralar zaten.